Cilt gençleştirmede radyo frekans sistemiyle cildin altını elektriksel uyarım yaparak kendi kolajenimizi uyarıyor ve cildin birkaç yıl önceki haline dönmesini sağlıyor. Dolayısıyla çok daha rahat bir şekilde ekonomik olarak da bir ameliyat olmadan cildiniz gençleşmiş oluyor. Peki hocam, belli bir yaş oranı var mı? Mesela belli yani, bir yaş var mı? 16 yaşından sonra herkese uygulanabilir. Hiçbir yan etkisi olmayan bir cihaz bu. Ve kullanım açısından da hiçbir tehlike oluşturmuyor. Yani ilaç kullanan hasta veya başka bir rahatsızlığı olan hasta da kullanılamaz diye bir şey yok. Herkes de kullanılabiliyor. Yaz-kış açısından da bir fark olmuyor. Güneş koruyucularını hastamız düzgün sürdüğü sürece her mevsimde yapabiliyoruz. Şöyle diyebilir miyiz hocam? Botoks, dolgu artık onlara bir son ama bu cihazla da istediğiniz gibi cildiniz gerilebilir. Ya şimdi botoks, dolgu ihtiyacı olan hastalarda da öncesinde bunlar uygulanırsa botoks ve dolguya olan ihtiyacın da azalmasını sağlıyor. Yani dolguyu mesela 2 cc, 3 cc dolgu yapacaksak bu uygulamalardan sonra 1 cc dolgu yeterli oluyor ya da hiç dolgu gerekmiyor. Evet. Cildi toparladığı için. İnce çizgilerin giderilmesinde en önemli son teknolojinin getirmiş olduğu bir cihaz. Yani ince çizgiler, cildin kaybolmuş olan bu sarkmalar, cilt ovalinin tekrar düzleşmesi, çene hatlarının belirginleşmesi bunlar da kullanılabiliyor. Onun dışında yüzdeki kılcal damarların azalmasını sağlıyor. Lekelerin azalmasını sağlıyor. Onun haricinde ciltteki izlerin ve akne izlerinin, aknelerden sonra kalan işte çukurlukların onların düzelmesini sağlıyor. Yüz haricinde de boyuna uygulanabiliyor. Boynun tekrardan genç boyun haline gelmesini sağlıyor. Kırışıklıkları açıyor. Oradaki sarkmaları düzeltiyor. Yine dekolte için de aynı şey geçerli. Buraya da kullanabiliyoruz. Onların dışında da vücut için kullanılabiliyor. Vücuttaki çatlakları azaltıyor. Evet. Ve sarkmalara etkili. Mesela kol sarkmalarını yapabiliyoruz. Kol sarkmalarının azalmasını sağlıyor. Evet. Biz sadece yüze uygulanan bir cihaz olarak düşünürken sadece yüzümüze değil vücudumuzun her noktasına uygulanabilecek bir cihaz. Evet. Yani bunun bir de üstünlüğü diğer radyo frekans cihazlara göre ağrının neredeyse hiç olmaması. Lokal anestezik kremlerden sonra hastamızı alıyoruz. Ve bunda ağrı olmuyor. Çünkü diğer radyo frekanslar genelde çok ağrılı olur. Hastalar hani sonucu güzel olsa bile dayanamıyorum, işte ay çok katlanamıyorum buna der. Bunda öyle bir sorun yok. Onun haricinde de kanama yapma olasılığı da yok. Çünkü aynı zamanda cildin altına da ısı uyguladığı için kanama da oluşturmuyor hastalarda. Hani bir ilaç kullanıyor, mesela biraz önce konuştuk, herhangi bir kan sulandırıcı kullanıyor diyelim. Bunlarda da bir problem oluşturması söz konusu değil. Peki, süre...